Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz yeni ortaya çıkan milli orta menzilli gemisavar füzesi. Böyle bir proje olduğunu yakın zamanda duyduk. Ancak atmaca gibi çok daha güçlü bir silahımız varken bunun ortaya çıkması. Bu beraberinde birçok soruyu getirdi. Peki yeni gemisavarımız iyisi atmaca varken neden ortaya çıktı? İnsansız araçlarımızda kullanabilir miyiz? veya dünyadaki rakipleriyle kapışması mümkün mü? İncelemeye başlayalım. Deniz savaş sahası çoğu zaman dünyanın kaderini kökten değiştiren bir yer. Burada siyaset değil silahlar konuşur. Ancak kazananın karıysa siyasi güçtür. Böyle değişik bir alan. İşte bu sebeple silahların önemi daha çok ortaya çıkmakta. Genel olarak çeşitli silahlarla burayı domine edebilenler söz sahibi olurlar. O yüzden elinizde sadece tek bir çeşit olması her sıkıntıya karşı koyamamanız demek. Örnek vermek gerekirse helikopterden atılan gemi savar füzeleri. Normal büyük gemi savarların karşınızdaki tehlikeli ve ufak botlara vurması zordur. Çünkü uzak mesafelere gidebilmesi için tasarlanır. Bazı konulardan taviz verir diyelim. Bu sebeple de gemiler dışında bazen helikopterler ve deniz karakol uçakları çalışır. Normal gemilerin vuramadıklarını farklı şimdi anlatacağımız gemi savarlarla vurmaları mümkün. Eğer bu çeşitlilik olmasaydı bir hücum botu vurmak için yaklaşmasını beklemeniz gerekebilirdi. Bu da o geminin sulara gömülmesi anlamına gelebilir. Gördüğünüz gibi basit bir gemi savar füzesinin olup olmaması nelere mal oldu? İşte bizim de bu noktada attığımız en büyük adım Roketsan'ın OMGS mühimmatı. Evet daha önce envanterimizde bu tarz gemisavarlar vardı tabi çok kısıtlı sayıda. Bu sorun değil diyebilirsiniz lakin bir işe yarasalar sorun değil ama bizdekiler kötü durumdalar. Norveç yapımı milattan önce aldığımız penguinlerden bahsediyorum. Zamanında kartal sınıfı hücum botlarımızda kullandığımız füzeler. Zaten gemiyi emekli etmemizin sebeplerinden biri de eski füzelerimizin olmasıydı. İşte tam bu noktada yeni orta menzilli gemi savarımız bu boşluğu kapatacak diyelim ve durumuna geçelim. Zaten girişte ufaktan bahsettik ancak çok daha farklı noktalar var. Öncelikle bizim bu füzeyi üretmemiz için uygun motora ihtiyacımız var. Bu motorda yakın zamanda test edildi. Yerli üretim TJ 300 motoru Üstüne bu motorumuz öyle basit bir motor değil. Yani sadece yetsin diye yapılmamış. Üzerinde çalışılmış ve 3 boyut teknolojisiyle birleşik bir yapı. Yani şunu demek istiyorum. Motorumuzun bazı parçaları özel 3 boyutlu yazıcılarla üretilmekte. Bu daha hafif olmasını sağlar ve bakımını kolaylaştırır. Düşen maliyetlerde cabası. Üstüne de ekstra menzil ve hız olarak geri döner. Kısacası bir taşla beş kuş. Gerçekten güzel. Bunun yanı sıra işin askeri boyutlarına bakalım. Şu an dünyada bu tarz orta menzil gemi savar üreten çok fazla devlet yok. İyi üreten sayısı ise az. O yüzden bu ihracat başarısını da getirebilir. Örnek olarak İspanya bu füzelerden almak isteyebilir. Bizim için de Ege konusunda gerçekten üstünlükler elde edilmesi mümkün. Şu an elimizde çok kısıtlı sayıda orta menzil gemi savar bulunmakta. Yeni OMGS eklenirse kazanacağımız caydırıcılığı bir düşünün. Yunanistan daha önce yapamadığı stratejiyi bu sefer düşünemeyecektir bile. Çünkü Ege'yi hücum bot sahası sayarsak Yunan hücum botlarının işi gerçek manada zor. Buna ek olarak Akıncı veya Aksungur için de güzel bir silah. Çünkü orta menzilli gemi savarların ana özelliği hafif ve küçük olması. Buna bağlı olarak menzile düşse de bu sayede her platformda kullanabilirsiniz. Nihayetinde füzemiz yaklaşık 300 kilogram ağırlığında. Yani bu durumda Akıncı 3 adet taşıyabilir. Onun da en az 100 kilometrelik bir Ayasa radarı sahip olduğunu düşünürsek Yunanların en modern gemisinin bile yok olmasına sebep olabilir diyelim ve en merak edilen konuya geçelim. Bu füzeler insansız deniz aracı ulakta kullanılabilir mi? Bunun için bazı şeyleri bilmemiz gerekli. Mesela Ulan'ın zaten 8 adet atmacalı bir versiyonu var, yapılacak diyelim. Ancak bu versiyon oldukça büyük ve ağır tonajlı. Neredeyse bir savaş gemisi kadar. Üstüne üretim süreci maliyetli ve yavaş. Demem o ki Ulan zaten olayı ufak olması ve gizlice sızabilmesi, hedefi bunu başarması ve başarabilmiş. Nasıl derseniz, bir NATO tatbikatı sırasında Türk hücum botu modern Amerikan gemisini top atışıyla batırabilmişti tabi tatbikat olduğu için sanal olarak. Ulakla ne alakası var derseniz ulak hücum botun yarısı boyutunda. Yani fark edilmeden gemilere yanaşması mümkün. Ek olarak da füzemizin 90 kilometre menzillerde olacağı söylendiğinden gerçekten tehlikeli bir araç olabilir. Bu füzemizin bir adedi herhangi bir hücum botu savaş dışı bırakacaktır veya bir fırkateyni vurduğu noktaya göre etkisiz hale getirebilir ne kadar batıramayacak olsa da gayet yeterli. Son olarak çıkacak OMGS füzemizin durumunu daha iyi anlamak için rakibi Penguin kıyaslayalım. Özelliklerini de bu bölümde daha net bir şekilde göreceğiz. İlk olarak Penguin, NATO'nun genel manada orta menzilli gemi savar füzesi olarak bilinmekte. Öyle ki Amerika bile bu füzeleri kullanmakta. Yani başta dalga geçsek de rakibimiz gerçekten başarılı ve kendini kanıtlamış platformlardan. Kısaca dünyanın her tarafında zamanında Libya'da bile kullanılmış. Teknik kısma geçecek olursak da 3.2 metre olan füze 370 kilogram ağırlığa sahip. Bu da en az 120 kilogram bir harp başlığına denk gelmekte. Yorumlayacak olursak normal bir gemi savarın yarısı kadar denebilir. Tabi 120 kiloluk bir başlık standart hücum botları parçalar. Son olarak menzili ise yaklaşık 55 kilometre. Çok iyi değil ama kötü de değil. Gelişmeli diyelim. Bize dönersek orta menzilli gemi savar yani OMGS füzemiz TC300 motorunu kullanacak ve ek iticiye sahip olması olası. Bununla birlikte de 3.2 metre uzunluğunda ve 300 kilogram ağırlığında. Yani harp başlığı çok daha ufak olabilir. Lakin yaklaşık 90 kilometre planlanan menzili ve yapısı bu açığı fazlasıyla kapatmakta. Diğer bir noktası ise hedefi bulma konusu. Rakipleri sadece kızıl ötesi başlığa sahipken füzemiz aktif arayıcı başlığa sahip. Bu özellik savaş sahasında önemlidir. Çünkü füzeyi fırlatırsınız, hedef görünce de kendisi ona doğru yönelmeye başlar. Bulduktan sonra ise pasif başlığı aktif hale gelerek görünmez olur. Bu da deniz karakol uçakları ve İHA'lar için bulunmaz bir nimet. Tasarım olaraksa bizim füzemiz genel manada kompozit yapıda olabilir. Bu seviyede olduğumuzu varsayarak bunu söylemek mümkün. Bu da radarda daha az görünüp ağırlığının azalması demek. Radara ne kadar geç yakalanırsa vurulması o kadar zor. Son olarak yorumlarsak füzemiz gerçekten rakibinden üstün. Hatta teknoloji ve yapım itibariyle farklı sınıfa dahi girebilir. Gerek menzili, gerek motoru ve aviyonikleri bunu kanıtlar nitelikte. Zaten modern yapım tarihimizle bunu başarabilmemiz gerekli. Sonuç olarak şu anda yapım aşamasında olan OMGS füzemiz yakın zamanda tamamlanacak. Muhtemelen bahsettiğimiz TC300 motorunu beklemekte. O tamamlandıktan hemen sonra yeni gemi savarımızın ortaya çıkmasına hazır olun. İhalarımızda, helikopterlerimizde ve hücum botlarımızda kullanabilir. Üstünlük sağlayabiliriz. Çünkü hafif ve entegresi kolay. Sabırsızlıkla bekliyoruz diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir. Abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.